BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler, gün ortasına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen geleneksel tıp töreninde yapılan konuşmalarda hekimlerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekildi. Törende meslekte 50 ve 25. hizmet yıllarını dolduran üyelere plaket ve onur belgeleri de verilecek. Haberimiz yayınına hazırlanırken tıp töreni devam ediyordu haberin detaylarını 19 ana haber bülteninde izleyebilirsiniz. 14 Mart Tıp Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin düzenlediği tıp töreni Lefkoşa Hidden gerçekleştirildi. Törende tıp örgütlerinin temsilcileri günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Doktor Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Doktor Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Diş Hekimi Kaan Asvaroğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Doktor Yonca Morris birer konu konuşma yaparak sağlık çalışanlarının sorun ve beklentilerini dile getirdiler. Örgüt temsilcileri ülkedeki ilaç sıkıntısı ve genel sağlık sigortası gibi sorunlara vurgu yaparak yaşanan eksikliklerin en erken zamanda çözümlenmesini talep ettiler. Daha sonra konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, iki yıl aradan sonra törenin gerçekleştiğini ancak on yıllardır bu törenlerde hep aynı sorunları dile getirdiklerini söyledi. Dünyada savaşlar ve pandeminin sürdü. Pandemi döneminde ekonominin daha da daraldığını ve halkın alım gücünün düştüğünü kaydeden Gürkut bunun sağlığa da olumsuz yansıdığını belirtti. Düzenlenen master plan, çalıştay ve toplantıların sonuçsuz, sağlık bütçesinin yetersiz olduğunu savunan Gürkut, sağlıkla ilgili yasalarda sıkıntılar bulunduğunu bunların günün ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Gürkut Lefkoşa ya yapılacak yeni hastane ihalesinin neden iptal edildiğini de sordu. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten de Türkiye ve Kıbrıs'taki tabiplerin sadece tıp alanında değil özgürlük ve mücadelede de büyük bir yeri olduğunu kaydetti. İstanbul'un işgali ve Doktor Fazıl Küçük'ün mücadelesiyle başlayan süreçler düşünüldüğünde bu mesleğin ne derece onurla icra edildiğinin bir kez daha anımsanabileceğini belirtti. Covid-19'un hekimleri de öldürdüğünü, sağlık amacıyla üretilen aşıların pandemi sürecinde ticarileştirildiğini ve iddialı ülkelerde sağlık sisteminin çöktüğünü de kaydeden Ökten, covid 19la koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli eminini bir kez daha anlaşıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesaj emleyerek doktorlarla tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj ayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında özverili bir şekilde bu kutsal mesleği icra eden tüm sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza, halkımıza ve insanlığa verdikleri hizmetleri için en içten duygularla teşekkür eder, Tıp bayramlarını kutlarım dedi. Tatar mesajında insanlığın hastalıklarla sınandığı ve yardıma muhtaç olduğu zamanlarda önemini daha da iyi idrak ettiğimiz insan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, savaş alanlarında ve yeri geldiğinde afet bölgelerinde canı pahasına görev yapan doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımızın çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi, mesleklerini yerine getirirken endişesiz çalış ve sorunlarının çözülebilmesi için çalışmalar yapmak devletlerin görevidir. Bu görevin layıkıyla yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların, düzenlemelerin yapılacağına inancım tamdır. Sağlık personelinin memnuniyetini yükselterek, sahip oldukları hakları geliştirerek, sağlık alanındaki hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi hepimizin temennisidir ifadelerini kullandı. Tıbbın amacı insanların sağlıklı ve yaşam kalitesini artırarak mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak olduğunu belirten Tatar, bilim insanlarının tanı ve tedavi amaçlı geliştirdikleri yöntemlerin uygulanmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de pandemi mücadelesinde önemli yol kat edildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere de yer verdi. Türk doktorları ve diğer sağlık çalışanlarının tıp bilimini yönlendiren gelişmelere kimi zaman öncülük edip kimi zaman da doğrudan büyük katkı sağladığına ne mutlu bize ki gururla şahit olmaktayız. Dünyadaki en büyük mutluluk sağlıktır. Bu anlayışla Başbakanlık yaptığım dönemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğim günden bu yana sağlık sistemimizin eksikliklerini ve yetersizliklerini gidermek, halkımıza sağlık alanında dünyaya örnek olacak hizmetler sunabilmek için çalışıyoruz. Dünyanın pandemiyle sınandığı son iki yılda göstermiş oldukları özverili çalışmaları olan gönül borcumuzu ancak onların beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle özverili bir şekilde bu kutsal mesleği icra eden tüm sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza, halkımıza ve insanlığa verdikleri hizmetleri için en içten duygularla teşekkür eder, tıp bayramını kutlarım. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Töre gerek hekim gerekse sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tıp bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında hekim ve sağlık çalışanlarını kutladı. Mesajında canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza gönül borcumuz vardır ifadelerini kullanan töre, verdikleri hizmetlerle insan hayatına dokunan kişilerin hayat kalitesini yükselten hekimlerin ve verdiği hizmetin hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyeceğini ifade etti. Töre, pandemi sürecinde hekim ve sağlık çalışanlarının sergilediği özveri ve fedakarlık için minnettar olduklarını da vurguladı. Sağlıkçılarımız salgın sürecinin en yaygın döneminde artan iş yükleriyle, Sağlıkçılarımız salgın sürecinin en yaygın döneminde artan iş yüküyle büyük sorumluluklar üstlenerek olağanüstü bir çaba gösteren gece gündüz demeden ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak virüs bulaşı riski altında hastalara şifa olmuşlardır. Töre, bu duygu ve düşüncelerle yüce mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türk ulusuna ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyor ve tıp bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum, dedi. Başbakan Faiz Sucuoğlu tıp bayramı nedeniyle mesaj yayınladığı Başbakan Faiz Sucuoğlu ülke genelindeki hastane ve sağlık primlerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesine fiziki şartlarının daha modern bir yapıya kavuşturulmasına yönelik düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini belirtti. Başbakan Faysuçoğlu, halka en iyi sağlık hizmetlerini ulaştırmak için ilgili bakanlık nezdinde gerekli yasal düzenlemelerin üzerinde önemli çalışmalar başlatıldığını kaydetti. Başbakan Suçoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Başbakan Suçoğlu, tıp çalışanlarının sadece sağlık sorunlarını en doğru yöntemlerle tedavi etmekle kalmayıp büyük bir özveriyle insanların zor zamanlarında psikolojik olarak da rahatlamaları için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyduğunu belirtti. Sucuoğlu, son dönemde yaşanan COVID-19 pandemisiyle mücadele sürecinde de doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştıklarına hep birlikte şahit olduklarının altını çizdi. Hükümet olarak daha çağdaş sağlık hizmetleri sunulmasının planlandığını, bu çerçevede hastane ve sağlık birimlerinin altyapı eksikliklerinin giderilerek fiziki şartlarının daha modern bir yapıya kavuşturulmasına yönelik düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini belirten Sucuoğlu, bu bağlamda gerekli yasal düzenlemelerin üzerinde önemli çalışmalar başlatıldığını kaydetti. Değerli izleyenler, Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında saat 14'te başlaması beklenen Bakanlar Kurulu gündemindeki konuları görüşecek ve sayın izleyiciler ülke genelinde toplu taşımacılık durdu. Kıbrıs Türk Çağdaş Kamuç Araçları İşletmecileri Derneği KARIŞ ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği akaryakıta gelen zam nedeniyle bugünden itibaren ada genelinde toplu taşımacılığı durdurdu. KARIŞ ve Kıbrıs Türk Ta Toplu Taşımacılar Birliği meclis önünde taleplerini duyurmak için eylem yapıyor. Karış'ın aldığı eylem kararı çerçevesinde ülke genelinde toplu taşımacılık yapılmıyor. Karış Genel Başkanı Fuat Topaloğlu, zamlar sonrası toplu taşımacılığın artık sürdürülemez hale geldiğini, bu nedenle Karış ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği olarak cumartesi günü bir araya gelerek eylem kararı aldıklarını açıkladı. Öncelikli taleplerinin kendilerine indirimli akaryakıt sağlanması olduğunu belirten Topaloğlu, bu çerçevede kendilerine fonlardan muaf fiyatlarla akaryakıt satılması yapılmasını talep ettiklerini kaydetti. Devletin bir toplu taşımacılık politikası olmadığını söyleyen Topaloğlu, mevcut şartlarda kamu hizmeti verdiklerini kaydetti. Bu arada Karış ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Cumhuriyet Meclisi önünde toplanarak sıkıntılarını dile getirerek taleplerini sıraladı. Örgütler özellikle vergisiz mazot sağlanması talebinin meclis önünde görüşme imkanı buldukları yetkilileri aktardılar. Bu arada örgütlerin Cumhuriyet Meclisi önünde düzenlediği eylemde zaman zaman tansiyon yükseldi. Karişe bağlı yol kenarında bekleyen otobüsler meclis kapısına doğru yönelerek ve araçların kornalarına basarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Rusya'nın Ukrayna saldırısında 19. gün 19 gün sonra ilk kez taraflar anlaşmaya yakın bulunuyor. Müzakerelerin dördüncü turu çevrim içi olarak başladı. Ateşkes müzakerelerini yürüten heyetlere göre yakın bir zamanda ilerleme sağlanabilir. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin dördüncü turu çevrim içi başladı. Müzakere öncesinde açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ''Görüşmelerde heyetimizin bir net görevi var. Ukrayna ve Rusya Cumhurbaşkanları toplantısının gerçekleşmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak.'' dedi. Ukrayna heyetinin başkanı Podolyak da çevrimiçi müzakerelerin aralıksız devam ettiğini söyledi. Dördüncü tur görüşmelerde ön sonuçların ele alınacağını ifade etti. Rus kaynaklar müzakerelerde şu ana kadar elle tutulur ilerleme sağlanamadığını ancak iki heyetin yakında ortak bir zeminde uzlaşabileceğini belirtiyor. Rus ve Ukraynalı heyetler ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık açıklaması yapmıştı. İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mütabık kalınmıştı. Üçüncü tursa Belarus'un Brest kentinde gerçekleşmiş insani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alınmıştı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını sona erdirmek için alternatif yollar arandığını açıkladı. Arıklı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyiye gitmesinin ardından Mısır ve İsrail gazının Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli bir avantaj yaratacağını kaydetti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Antalya'da BBN Türk'te canlı yayınlanan Dışişleri Programı'na konuk oldu. Rusya-Ukrayna krizinin hem Avrupa hem de dünya ekonomisine büyük zarar verdiğine değinen Arıklı, Antalya Diplomasi Forumu'nda savaşın yarattığı sorunlara alternatif çözümler arandığını kaydetti. Savaş nedeniyle doğal gaz fiyatlarının 5-6 kat arttığını, petrolün fiyatının ise devamlı yükseldiğini belirten Arıklı, Rusya'nın hem doğalgaz hem de petrol ihraç eden bir ülke olduğunu, aynı şekilde Ukrayna'nın ise tahıl ürünleri üretip ihraç eden bir ülke olduğunu söyledi. Arıklı, her iki ülkenin birbirleriyle savaşta olması nedeniyle fiyatların arttığını, bu durumun hem Avrupa'yı hem de dünyayı ekonomik anlamda derinden etkilediğini ifade etti. Bu durum nedeniyle Avrupa'nın Rusya'ya alternatif enerji kaynakları arayışı içerisinde olduğuna işaret eden Arıklı, İsrail ve Mısır doğalgazının Kuzey Kıbrıs ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması bizim için de büyük bir avantaj yaratacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bunu detaylı olarak değerlendireceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'le yaptığı görüşmeye de değinen Arıklı, Yunanistan'ın artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte geliştirdiği politikayı benimsemesi gerektiğini söyledi. Arıklı, Yunanistan Federasyon tezinin ortadan kalktığını anlamak ve iki devletli çözümü müzakere etme noktasına gelmeliler. Şimdiye kadar 50 yıl kaybettiğimiz federasyon görüşmelerinin çıkmaza girdiğini ve nihayete ermesinin mümkün olmadığını herkesin en başta da Yunanistan'ın anlaması gerekiyor ki, yavrusu Güney Kıbrıs'ta bu noktaya gelmesini sağlayabilsin dedi. Ve Covid 19'a ilişkin verilerle devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 20.579 test sonucunda 346 pozitif vakaya rastlandığını, 358 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık vakalardan 144 kişinin Lefkoşa, 89 kişinin Girne, 59 kişinin Gazimağusa, 35 kişinin Güzelyurt, 11 kişinin İskele, 8 kişinin Lefke bölgesinden olduğunu kaydetti. Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki Covid-19 vakalarına bakıyoruz şimdi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 68.993 test sonucunda 2.314 yeni vaka rastlandı. 3 kişi hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 107 kişinin hastanede tedavi gördüğü ve 17'sinin durumunun kritik olduğu kaydedildi. Türkiye'de ise son 24 saatte yapılan testlerde 17.426 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. 138 kişi yaşamını yitirdi. Değerli izleyenler, BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya kadar. Hoşçakalın. Aksa Futbol Liglerinde 22. hafta geride kaldı. 22. haftanın ardından Süper Lig'de Mausa Türk Gücü birincilikte ise Çetin Kaya liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de 47 puanla zirvede bulunan Mausa Türk Gücü'nü 39 puanla Merit Hasancak Yeşilova ikinci Lefke 38 puanla 3. izledi. Birincilikte 22. haftanın ardından 46 puanda olan Çetin Kaya'yı Miracle değirmenlik bir puan geriden 2. sırada takip ediyor. Ligin 3. basamağında ise 42 puanlı Çayna Bazar Gençlik Gücü yer alıyor. Öte yandan Nikosia Grup Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanşları yarından itibaren oynanacak. Kupanın yarınki tek mücadelesi Mausa Türk gücü ile Mesarya arasında. <laughs> Türkiye Spor Toto Süper Lig 29. haftasındaki derbide Galatasaray Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç saat 19'da. Şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada Beşiktaş ise 7. sırada gelmişti. Ligde Fenerbahçe akşam oynanan maçta Aytemiz Alanya Sporu deplasmanda 5-2'lik skorla yendi. Sarı verdiler. böylece puanını 50'ye çıkardı. Bisiklette sezonun ilk takım zamana karşı yol yarışı dün yapıldı. Zefir Çemberi-Ağlar-Zefir arasındaki 6 kilometrelik parkurda iki tur üzerinden geçen yarışta 6 takım mücadele verdi. Yarışta ilk sırayı Velosipri takımı alırken Necati Hasan Güneykinci-Garaduman ekibi 3. oldu. Bisiklette yılın 6. sezonun ilk bireysel zamana karşı puanlı yol yarışı 20 Mart'ta Lefke-Argonia Anayol Kavşağı'nda gerçekleştirilecek. Basketbol Pro Lig'de mücadele sürüyor. Lig'de bu akşam Küçük Kaymak'ta Yeni Amerikan Üniversitesi maçı oynanacak. Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Pro Lig'de Soyer Hacıganimler iki maçtaki galibiyetse lider durumda bulunuyor. Müzik 7-12 yaş bireysel yüzme şampiyonası dünkü yarışlarla sonuçlandı. Atatürk Yüzme Havuzu'nda iki gün süren şampiyonada Bluefin Yüzme Kulübü toplamda 62 madalyayla rakiplerini geride bıraktı. 5 KKTC rekorunun kırıldığı yarışlarda 27 madalya elde eden Fast Frog, 2. 20 madalya kazanan Yakın Doğu Üniversitesi 3. sırada yer aldı. Masa tenisinde Nacit Lama, Altuğ, Çift Erkek ve Karmalar ana turnuvası yapıldı. Federasyon salonundaki karşılaşmalarda çift erkeklerde Eser Erenler İbrahim Pekdoğan, Karmalar'da Elif Töre, Cemal Kara ikilisi birinciliklerin sahibi oldu. Çift erkeklerde Dinç Türeray, Hasan Bekiroğulları ikinci Bekir Bekiroğulları Cemal Kara ve Güzey Aknar, Sertaç Savim ikilisi üçüncü sırayı aldı. Karmalar'da Sunay Tufan, Sertaç Savim çifti, ikinci Alev Yayman, Dinç Türeray ve Hurey Canba Zahmetoğlu, Osman Yurtkan çifti Üçüncülükleri paylaştı. Tekvando'da Ferdi Kırış müsabakaları yapıldı. Yine Avrasya Tekvando Merkezi'nde yer alan müsabakaların kadınlar kategorisinde Carmen Küçük, Berinay Bayraktar, Şebnem Eryit, Almira Keşkek, Ana Tüysüz, erkeklerde ise Ali Liman, Sam Norozi, İzzet Tok, Ege Salih Bayraktar, Kerim Karpuz ve Alex Tüysüz kategori birinciliklerini aldı. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın Ukraynalı futbolcusu Andriy Yarmolenko, Rusya'nın ülkesine gerçekleştirdiği saldırı sonrası çıktığı ilk maçta attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesi nedeniyle kulübünden izin isteyen 32 yaşındaki Ukraynalı milli futbolcu, Premier Lig'in 29. haftasında yeşil sahalara döndü. 52. dakikada oyuna giren Yarmolenko, takımının 2-1 kazandığı Aston Villa mücadelesinin 70. dakikasında fileleri havalandırmasının ardından duygusal anlar yaşadı. Premier Lig'de 2020'nin Temmuz ayından bu yana ilk golünü kaydeden futbolcu tribünlere doğru gitti ve dizlerinin üstüne çöktü. Elleriyle yüzünü kapatarak ağlayan futbolcu takım arkadaşları ve taraftarların büyük desteğini aldı. Amerikan basketbol ligi NBA'de playofflara kalmayı garantileyen tek takım konumundaki Phoenix Suns konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 140-111 mağlup etti. Batı konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında lider Phoenix Suns play-in'e kalma mücadelesi veren Lakers'ı 29 sayı farkla yenerek sezonun 54. galibiyetine ulaştı. Sezonun 38. yenilgisini alan Lakers'la all LeBron James 31 sayı 7 rebound ve 6 asiste maçın en skorer oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir rekora imza attı. 37 yaşındaki oyuncu bu maçtaki performansıyla NBA'de 30 bin sayı, 11 rebound ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı. güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Güzel mi güzel haftalar sizin olsun. Geçen haftayı hatırlıyorsunuz pazartesini. Ne demiştik? Soğuk hava gelecek demiştik, gelecek demiştik, demiştik, demiştik. En nihayetinin nihayetinde geldi efendim, geldi. Hatta cuma günü cumartesi ve pazar gününün oldukça oldukça soğuk olacağını da söylemiştik. Tabii ki yüksek tepelere, beş parmaklara kar yağışının olacağını da söylemiştik. Evet, tabii ki 15 santimlik bir kar kalınlığının beş parmaklarda olduğunu Trodos'ta da, da 54 santim kar kalınlığının olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki bugün parçalı bulutlu bir gün olacak. Tabii ki soğuk bu soğuk yine. Güneşi görsek bile yine bir soğuk hava olacak. Yarın ise tek bir gün, tek bir gün. Yarın Salı günü oldukça soğuk bir hava olacak. Evet, karla karışık yağmurları kız ben. Kız ben görmek mümkün olacak yarın. Yarından sonra ne olacak? 1-2 derece hava sıcaklıkları yükselecek efendim. Yani 10-11 derecelerde seyredecek olan bugün ve yarınki hava sıcaklıkları çarşamba perşembe günü ne olacak? 13-14 derecelerde olacak. Sonra cuma günü cuma günü yer yer sağanak yağmurlar göreceğiz hava sıcaklıkları ta ki önümüzdeki pazara kadar mevsim normallerinin altında bir seyir olacak, seyri izleyecek. Ve pazartesinden itibaren baharı mı göreceğiz efendim, baharı göreceğiz. Yine tahminlerimizden bahsedeceğiz. Evet haftalık tahminimizi de yaptık. Ve bugünü bir söyleyelim ne olacakmış bugün bir alçak basın sistemi var soğuk hava kütlesi var ve nemli mi nemli bir hava kütlesini görmek mümkündür diyelim ve bulutlar efendim bulutlar bulutlara bakıyoruz Avrupa'da Avrupa'da az bulutlu bir görünüm kuzeyde az bulutlu görünüm Balkanlarda İtalya Balkanlarda e, az bulutlu görünüm Batı Akdeniz çok bulutlu Karadeniz parçalı bulutlu geçerken İngiltere'ye bir göz atıyorum. Çok bulutlu. İber Yarımadası ise çok bulutlu. Evet ülkemize bir bakalım ve Türkiye'mize bir bakalım. Evet ülkemiz an itibariyle az bulutlu bir görünümde. Türkiye'mizin doğusu, Doğu Anadolu çok bulutlu. Diğer bölgeler ise parçalı bulutlu bir görünümde efendim. Ve meteorolojik haritamız. Evet tabii bir alçak basıncımız vardı. O alçak basıncımızın e, Kuzeydoğu'ya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Ve e, Avrupa üzerindeki yüksek basınç sistemi ise Doğu Avrupa üzerindeki yüksek basınç sistemi ise e, Yunanistan'a kadar çöktüğünü İngiltere üzerinde ve İber Yarımadası ve Batı Avrupa'yı izleyen bir e, yağışlı hava kütlesi nin olduğunu meteorolojik haritamızda görmekteyiz. Ve ne demiştik efendim? Bugün Kıbrıs'ta hava da söylemiştik. Ne olacak bugün? Ee, parçalı bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu geçecek. Bugün yağış beklemiyoruz efendim. Bugün yağış beklemiyoruz. Ve e, hava sıcaklıkları yine mi yine uzun yıllar ortalamalarının en az 7 ve 8 derece altında bir e, sıcaklık seyrinin olacağını söylemek mümkün. Ve bugün başkent Lefkoşa'da 11 derece. Lefke ve Güzel yurt'ta 10, Girde'de de 12, Alef kayasında 6, Yeniren köyü Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 11, İskele'de Gazimağusa'da 12, Larnaka ve Bafta 13, Leymos'unda 12 ve 12 hafif kar yağışıyla birlikte sıfırın altında 3 derece. Ve gecemiz parçalı bulutlu geçecek. Ve en düşük hava sıcaklıkları Lefkoşa'da sıfırın altında 1 derece. Güzel yurtta 0. Evet Lefke'de 3, Girne'de 4, Alef Kayası'nda 0. İskelede 2, Yeni Erenköy, Dip Karpaz, Mehmetçik, Gazimavsar, Larnaka'da 4, Limasol'da 5, Bafta 4 ve Trodos, Trodos da efendim. Eksi 9 derece. Evet, sab yarın sabahleyin. Ne bekliyoruz? Don olayı bekliyoruz. Hem de orta şiddette üreticiler dikkat dikkat diyelim don olayı yarın sabah saatlerinde oluşacak aman dikkat ve yarın Kıbrıs'ta yine en soğuk günlerden bir tanesini yaşayacağız. Lefkoşa 12, Güzel Yurt 11, Lefke 10, Girne 13, Alev 7, İskele 12, Yeni Erenköy 11, Gazimağusa 12, Larnaka 13, Limasol 12, Baf 13 ve Trodos kar yağışıyla birlikte eksi 2 derece. Yarın, yarın parçalı, zamanla parçalı bulutlu bir gördüm ve karla karışık yağmuru görmek mümkün yarın. Hafif geçişleri görmek mümkündür diyelim. Ve denizlerimizde bugün parçalı bulutlu bir görünüm olacak. Ve kuzey sahilde, kuzey ve batıdan Batı sahilde kuzey ve batıdan güney ve doğu sahillerimizde ise kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde orta dalgalı bir deniz görmek mümkün. 1,5-2 metrelik de dalga boyu olacak diye düşünüyorum. Tüm güzelim denizlerimizde. Evet deniz suyu sıcaklıkları 16 derece efendim 16 derece hafta sonunda 17 derecelerde seyreden deniz suyu sıcaklığı 16 dereceye düştü efendim. Denizler de soğudu denizler de soğudu efendim. Ve beklenen an neydi? Güzelim dünyam dönecek diyordum. Dönecek mi? Türkiye'm daha var. Evet bugün İstanbul'da karla karışık yağmur bekliyorum. 4 derece. İzmir, Antalya, Hatay, Adana, Ankara ve Gaziantep parçalı bulutlu geçecek. Ankara'da en yüksek hava sıcaklığı 2 derece. İzmir'de 10, Antalya'da 13, Adana'da 13, Hatay'da 11, Gaziantep'te 5 derece. Ve Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Van ve Erzurum'da kar yağışı bekliyorum. Er Samsun 5, Trabzon 4, Diyarbakır 6, Van 3 ve Erzurum'da en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olacak. Ve İngiltere efendim. Biz İngiltere'den bugün itibariyle daha soğuğuz. İngiltere daha ılık bir pozisyonda nitekim Londra parçalı bulutlu ve 14 derece Edinburgh yağmurlu 11, Dublin parçalı bulutlu 12 derece. Ve Lisbon Madrid'deyiz. Lisbon Madrid'deyiz efendim. Evet, Lisbon ve Madrid'de bugün yağmur bekliyorum. Lisbon 15, Madrid 13 derece. Ve Batı Avrupa efendim. Bakıyorum Batı Avrupa'ya, parçalı bulutlu, parçalı bulutlu bir görünümde. Paris ve Brüksel'de en yüksek hava sıcaklığı 14, Frankfurt'ta 15, Köln'de 13, Berlin'de 11 ve Amsterdam'da 12 derece. Ve 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 Viyana, Viyana ve Budapest'te parçalı bulutlu, Viyana 13... Buda e 11, Roma az bulutlu 13, Dubrovnik parçalı çok bulutlu 12 derece ve Balkanlara uğru uğruyoruz. Balkanlarda parçalı bulutlu görünüm. Atina 11, Üsküp 9, Sofya 6 ve Bükreş 5 derece ve parçalı bulutlu bir Moskova, Helsinki ve Oslo. Oslo 9 derece. Helsinki 1 derece ve Moskova 3 derece efendim. Ve Doğu Akdeniz'e iniyorum. Orada da sağanak yağmur bekliyorum. Beyrut sağanak yağmurda 12, Tel Aviv sağanak yağmurda 13 ve az bulutlu Kahire 17 derece. Sıcacık bir ülke. Cezayir ve Tunus. Cezayir 25, Tunus 19 ve parçalı bulutlu geçecek efendim. Evet Güzelim Kıbrıs'ta havalar nasıl olacak diye bir daha söyleyelim, hatırlatalım efendim. Bugün parçalı bulutlu, yarın parçalı bulutlu, ya karla karışık yağmurlu ve en soğuk günlerden bir tanesinde yarın yaşayacağız. Yarından sonra 1-2 derece artacak sıcaklıklar ve cuma günü bir sağanak yağmur bekliyoruz bu hafta için. Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, hoşça kalın. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu. Infertilite öncelikle